Perko İnşaat'ın Kastamonu Ilgaz Dağı'nda inşasına başladığı Perko Ilgaz Mountain Otel yatırımıyla ilgili Perko İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Meriçten'le konuşacağız. Ferit Bey, öncelikle hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Perko İnşaat olarak turizm sektöründe vardınız ama şimdi tatil turizme yönelik yatırımlar yapıyorsunuz ve bunların ilkini de Ilgaz'da gerçekleştiriyorsunuz. Nasıl bir yatırım, ne kadarlık bir yatırım yapıyorsunuz? Bize kısaca anlatır mısınız? Bizim burada ortak olduğumuz bir tesis vardı. Şimdi bunun hepsini devraldık. Ayrıca da genişleme ihtiyacı vardı tesisin. Bir otel ilave ediyoruz. Bu otel 300 yataklı. Yenileme ile birlikte otel 15 milyon dolar. Eski tesisin yenilemesi de 7,5 milyon dolar civarında bir yatırım gerektiriyor. Bizim toplam yatırımımız bu tesiste 22,5 milyon dolar civarında olacak. Başlayalı 50 gün oldu. Allah nasip ederse, kaza bela olmazsa Mayıs ayının sonunda da tamamlayacağız. Hizmete açacağız. Kastamonu'ya yatırım yapmaktan çok mutluyuz. Anadolu'nun bu tip yatırımlara ihtiyacı var. Kastamonu da çok turistik bir şehir. Osmanlı'nın bütün izlerini taşıyan, doğasında çok muhteşem bir doğa burada. Dağ, milli park. Kayak sporunu da ilave edince yatırımın güzelliği şimdiden ortaya çıkıyor. Durum bu. Evet. Peki Ilgaz otel anlamında çok fazla Ilgaz Dağı yatırım almamış bugüne kadar. Bunlardan işte Ilgaz Mountain Resort Otel sizin yatırımınız ve burada da devam ediyorsunuz. Önümüzdeki dönemde bu bölgede başka otel yatırımlar olacak mı acaba? Şehir, yani Kastamonu'nun içinde de 3 veya 4 yıldızlı şehir oteli yatırımını düşünüyoruz. Çünkü Kastamonu'da sanayi bölgesi OSB'nin kurulmasından sonra ve askeri eğitim alayının gelmesinden sonra ciddi bir otel ihtiyacı doğdu. Ayrıca da Karabük'ten başlayıp Bartın, Amasya, Safranbolu, Kastamonu turizm turları çok yoğun. Her hafta birçok şirket bu turu yapıyor. Şehirde de bunları karşılayacak kaliteli otel yok. Hatta yatak sayısı çok az. Onun için düşünüyoruz. Düşük maliyetli 100 oda, 120 oda civarında bir şehir oteli yatırımını da düşünüyoruz önümüzdeki 2 sene içinde. Var yani. Peki, Perko İnşaat olarak turizm yatırımlarına hız vereceğinizi anlıyoruz buradan. İnşaat anlamında da yoğun bir faaliyetleriniz sürüyor. Daha önceki röportajlarımızda da konuşmuştuk sizinle. Biliyorsunuz yabancı yatırımcının özellikle Arapların bölgeye ilgisi fazla. Bu bölgede de Araplara yönelik bir çalışma planlıyor musunuz? Oradan bir potansiyel bekliyor musunuz yatırımınıza? Tabii bekliyoruz çünkü deniz turizmine fazla sıcak bakmayan kesim dağ, yayla turizmini seviyor. Bunu Abant'ta da görüyoruz, diğer yerlerde de görüyoruz. Dağ, Rusya'dan bile mevsiminde Erciyes'e, Palandöken'e ciddi şekilde bir turist gelişi var. Orta Doğu ülkelerinden de, onlar da yaylı, sıcak ülkelerde yaşadıkları için daha serin yerler istiyorlar. Daha havadar yerler istiyorlar. Aileleriyle yürüyüş yapabilecekleri daha geniş yerler istiyorlar. Onun için de burası çok uygun. Zaten geliyor şu anda bize, eski tesisimize. Ama yeni tesisle birlikte biz pazarlamaya, bu yerlerde de, bu ülkelerde de pazarlamaya ağırlık verip daha çok gelmelerini sağlayacağız. Çünkü gelir düzeyleri yüksek, iyi fiyatlar alınabiliyor. Bunu sağlamak lazım. Doğasında var yani ticaretin. Doğru. Ferit Bey, otel yatırımı aslında geri dönüşü oldukça uzun olan bir yatırım. Bu 22,5 milyon dolar bir yatırım söz konusu ve bir yıl içerisinde de gerçekleştireceksiniz. Evet. Nasıl bir geri dönüş bekliyorsunuz buradan? Geri dönüş tabii. Bütün otellerde, şehir otellerinde de geri dönüş çok uzun. Dünyada böyle. Evet. Yani en iyi destinasyonlarda, en çok fuar işleri yapılan, ne bileyim, Münih'i, Frankfurt'u, Miami'si, dünyanın her tarafında, büyük şehirlerde de. Çünkü arsa pahalı, inşaat pahalı. Hele
bir takım isimler var biliyorsunuz. İsim alınan Sheraton'ıydı, Ramada'sıydı, Hayat'ıydı. Bunları sayabiliriz bir sürü. Bunların istekleri, kendi standartları çok yüksek. Onun için maliyetler ciddi yüksek. Ama bu da bir iş. Sonunda birileri bu işi yapacak. Ama 10 senede geri almayacak, 14'te alacak, 13'te alacak. Kendi işletmeciliğini ortaya koyup belirli sistemlerle bunları kısaltmaya uğraşacak. İstanbul'da bu sene aşağı yukarı 12 milyon turist gelecek. Bunu başkalarıyla, başka yerlere benchmark ederseniz bir 52 milyon insan geliyor Londra'ya. Paris'e 40-45 arası, Roma'ya öyle. İstanbul oralarda pek bir şey yok. Ama İstanbul her yer tarih. Bakıyorsunuz eski Bizans'ından, Doğu Roma'sından yani bir sürü kavim geçmiş. Osmanlı'nın zaten muhteşem eserleri var. Her tarafımız tarih kokuyor. Yemeklerimiz güzel, insanlarımız sıcakkanlı. Ben inanıyorum ki 2023'e kadar İstanbul minimum 25 milyon turist alacaktır. Türkiye'de de hizmet sektöründen bizim petrolümüz yok. Çok high-tech sanayimiz yok. Turizm, her tarafımız doğa. Yaz turizmi de var, kış da var, şehir turizmi de var. Her şeyimiz var. Onun için bizim otellerimizi çoğaltıp, kaliteyi yükseltip eleman yetiştirmemiz lazım. Kaliteli otel elemanları. Turizm acentelerimizin, operatörlerimizin çok güçlü olması lazım. Bunlarla birlikte turizm çok ciddi bir sektör. Ve Türkiye'ye büyük kalkınmasına büyük yardım edecek ve istihdam da yaratacak, ciddi bir istihdam yaratan genç insanlarla çünkü yürüyen bir sektör. Onun için ben inanıyorum turizme ama yatırımcı olarak 10 senede döner, 15'te döner. Herkes kaderini, evet memleketine hizmet edecek yani çaresi yok bu işin. Evet bu bölgede ciddi de kayak turizmi var. Yeni pistler de yapılıyor değil mi? Kayak anlamındaki durum nedir? Son durum buradaki. Valla Ilgaz'ın bir kere kar kalitesi çok yüksek. Bir de doğanın içinde kayıyorsunuz. Çamların içinde. Ama altyapı olarak da bir otel bölgesi değil burası. Milli park. Çok büyük izinler verilmedi ve çok doğru yapıldı. Doğa çok iyi korundu. Devletimiz de, valiliğimiz, özel idaremiz burada bir takım pistler yaptı. Yeni de yatırımlar yapıyor. Valilerimiz, Kastamonu valileri, gelen geçen hepsi bu işe gönül verdiler. Gayet iyi bir şekilde yatırımlar yapılıyor. Yeni bir pistimiz bitmek üzere. 4.2 kilometre ciddi bir pist. Yani tesisat olarak da telesiyeci, gondolları her şeyle geldi. Çelik halatları gerildi. Yani bu seneye bitirmeye uğraşılıyor ama en geç Mayıs ayında biter. Biz bu kış belki gene eskilerle idare ederiz. Ama devlet de bütün iyi niyetiyle yollarımız yapıldı. Bütün Gerede'den Samsun yolu üzeri hep bölünmüş gidiş geliş çift hat yollar. Artık ulaşım da Ankara, Kastamonu, Ilgaz 2 saat bile değil. İstanbul 4 saat çok rahat. Her gün uçak var. Yeni bir sanıyorum şey de var değil mi? Kastamonu, Ilgaz arasında ulaşım tüneli evet, de var. Evet, evet. Ilgaz tüneli yapılıyor. O da 5.1 kilometre. Çok müthiş bir yatırım. Büsbütün kısalacak. Onun için Ilgaz'la Kastamonu arası 15 dakika inecek. Aşağı yukarı 15 dakika inecek. Havaalanı buradan 10 dakikaya inecek. Onun için bizim lokasyonumuz şanslı bir lokasyon. Biz bu tesise inanıyoruz. Onun için yatırım yapıyoruz. Allah yardımcımız evet. Olsun. Peki ben de hayırlı olsun diyorum. Tekrar size. Sağ olun. Çok mersi. Sağ olun.